Değerli arkadaşlarım merhabalar, eğitim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Katya'da yeni bir modelle sizlerleyim gençler. Solid'de yan yata çizimini yapmıştık. Tabi stabil teknik resmi her yerde gördüğünüz teknik resim esasında ama bu parçam da ona benziyor. Tabi aynısı değil ama yan yata çizimine benziyor arkadaşlar. Katya'da bunu birlikte modelleyeceğiz. Şimdi nasıl başlayacağım peki? Üst düzlemde çizim başlatıp 60'a 160'lık bir dikdörtgen çizip orta düzlemden 12 milim katılacağım. Şimdi geliyorum Start Mechanical Design Part Design diyorum. XY plane'inde çizim başlattım. Sketch ortamına geçtik. Center Rectangle komutunu aldım. Orijinden geldim. Şöyle bir dikdörtgen oluşturdum. Geliyorum. Bakın şu kısım 100 neydi? 60 milim. Hemen diğer ölçüme tekrar bakıyorum. 60 milim arkadaşlar. Şurayı tuttum. 60 milim olarak girdim. Bu aşamada şunun kontrolünü yapalım isterseniz. Şöyle Exit Workbench'ten çıkıp parçam doğru konumda mı duruyor ona bakalım. Bakın doğru konumda durmuyor arkadaşlar. Esasında doğru çiziyoruz ama şöyle iki defa tıklayalım. Ben istiyorum ki buradaki katı modelde aynı şekliyle dursun. Burası ne kadar? 160. Bakın şu şekilde bana doğru baksın buradaki haliyle. Daha sonra pad komutuna geldim. Dedim ki mirror extent'i açalım. 12 demiştik. 6 milim girdim. Ölçümü onayladım. Şimdi köşelerde radyusları sketch ortamında vermedim arkadaşlar. Birazcık daha zahmetli olduğu için geçmiş parçalarımızdan da bunu hatırlarsanız 10 milimlik radyusları vereceğim. H-Fillet komutunu çalıştırdım. Ölçüm 10 milim diyorum. Bakın geldim. Şu köşe kısımlarını tutuyorum. Şöyle çevirdim parçamı. Şu kısma da 10 milimlik radyusunu verdim. Bu aşamada izometrik baktım. Bakalım başka nelerim var. Şuradaki çıkıntıları oluşturacağım arkadaşlar. İki tane dairem var. Büyük dairelerden bahsediyoruz tabi. Çap 26'ya çap 36. Dolayısıyla bu yüzeyde çizim başlatıyorum ve circle komutunu kilitliyorum. Dairenin bir tanesi tam merkezde dikkat ederseniz. Şöyle geldim. Buradaki dairem 36. Aynı şekilde buradaki daire 26 milim çapında. Diğer dairem neden merkezde? Çünkü 160'lık ölçü verilmiş. Buradaki merkeze kadar olan ölçü 40 artı 40'tan 80 milim. 36'ya 26 ölçüleri girdik. Şimdi tam tanımlı hale getirelim. Burada yine 40 milimlik bir ölçüm mevcut. Bu dairenin merkezinden buraya olan ölçümü geldim. 40 milim olarak giriyorum. Şimdi şunu yapalım gençler bakın. Eksen çizgisini alıyorum. Orijinden şöyle geldim uzattım. Bakın burada şu profili de oluşturup aynı sketch ortamında bunu tabandan yukarıya doğru katılayalım. Bunu da nasıl oluşturacağım? Şuradaki feder genişliğim 5 milim gördüğünüz üzere. Dolayısıyla bakın köşe noktası ile dikdörtgen komutu. Rectangle'ı aldım şöyle geldim çektim gençler. Ölçülendirme yapmadan önce bakın kontrolle ikisini bir de bu eksen çizgimi seçiyorum. Daha sonra geldim simetriklik ilişkisi verdim. Aynı şekilde geliyorum. Şuradaki ölçümü de 5 milim olarak girdim. Quick trim'i kilitliyorum. Şöyle geldim. Bu kısımları buluyorum gençler. Hatta şu arada kalan kısımları da ne yapacağım? Budacağım. Ve izometrik olarak baktım. Pad komutunu çalıştırıyorum. Hemen katı modele geri döndüm. Yukarı yönde 24 milim ne yapacağım? Katılacağım arkadaşlar. Hemen geldim. Basit bir şekilde oluşturdum. Şimdi ZX plane'inde çizim diyorum ve karşıma aldım. Şuradaki feder'imi oluşturacağım. Profile komutunu alıyorum. Şöyle geldim. Bakın bu formatta bıraktım.
Dikkat ederseniz tam uca birleşmiş arkadaşlar. Esasında şurada belirli bir yüksekliğim var gibi duruyor ama bana herhangi bir yükseklik vermediği için orayı da tam bir şekilde birleştirebilirim. Yani normalde göz kararı şuralarda bir yerde gibi duruyor gençler. Şimdi şu kısma bir defa tıklayıp Project 3D element yap diyorum. Daha sonra bunu seçtim. Eksen çizgisi yaptım. Sonra dikkat edin, Constraint komutuyla şu ikisini seçtim arkadaşlar. Buradan Coincidence yap diyorum. Geldim aynı şekilde, bakın şurayı seçtim, Coincidence yap. Bu noktamla bu noktamı seçtim, aynı şekilde ne yaptım? Coincidence yaptım. Bakın Profile komutuyla şöyle içe doğru büyük miktarda fazla olacak şekilde giriyorum arkadaşlar. Daha sonra gelip Feather komutunu kullanacağım. Şurada dikkat edin, Solid Combine'in içerisinde Stiffener komutu mevcut. Ne kadar dedik Feather'in genişliğini? 5 milim, geldim onayladım. Bunu tekrar yerine bırakalım. Şimdi şöyle bakarak şurada da arka tarafta da bir Feather'im var. Bunu oluşturacağım. Dolayısıyla ZX'de bir çizim başlattım, hemen geldim. Profile komutumla şöyle geldim, çektim. Constraint komutumu kilitliyorum. Şurayı geldim, Coincidence yaptım. Aynı şekilde ne yapacağım? Yine şu kısmı Project 3D element yapabilirim. Daha sonra eksen çizgisine çevirelim. Bakın Constraint komutuyla tekrar şu kısma gelip bunu da Coincidence olarak ayarladım. Peki vermem gereken ölçü nedir gençler? Merkeze kadar yine 40 milim olduğu söylenmiş. Yani hangi ölçüm? Şu noktamdan merkeze kadar olan ölçüde ne kadar? 40 milim geldim, girdim. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bir miktar içeri doğru gireceğim ama gördüğünüz gibi eksen çizgisi. Bunu hemen buradan geldim, normal çizgi yaptım ve gelip Exit Workbench'ten çıkıyorum. Şimdi tekrar Stiffener komutu dedik, ölçüm 5 milim, preview dedim, OK dedim, onayladım. Şimdilik bu yüzeyde çizim başlatalım arkadaşlar. Geldim, birinci dairemi merkezden çiziyorum. Hemen ölçüsüne bakalım, ne kadar? Çap 24 milim. Constraint komutuyla geliyorum, 24 milim, hemen girdim. Tekrar yine bir tane daha daire çiziyorum. Constraint komutuyla geldim. Ne kadar? 16 milim çapında. Hemen oluşturuyorum. Gençler yatayda çizdik ama şuradaki dairenin üzerine geldiğimde bunu eş merkez ilişkisi yapmayabilir. Bir deneyelim yine. Tamam, izin veriyor Concentricity'ye. Problem yok. Bazen tek bir skeç olarak algılayabiliyor. Çünkü şu gördüğüm kısmı, şu profili ben tek bir skeçle çizdiğim için. Ama herhangi bir problemle karşılaşmadık. Çıktık. Geldim buradan pocket diyorum. Dimension değil, up to next preview dedim. Okey dedim. Geldim onayladım. Şimdi bu yüzeyde tekrar bir çizim başlatıyorum. Bakın şuradan bir defa daha çevirip şöyle karşıma alayım istiyorum. Tamam, bu şekilde kalsın. Veya şöyle dursa daha mantıklı. Şimdi eksisi aldım gençler. Şöyle geldim, sağa doğru uzattım. Burada iki tane yuvam var. Gördüğünüz gibi üst tarafa bir tanesini çizeceğim. Daha sonra alt tarafa aynı alacağız. Dikdörtgen komutları içerisinde elongated heli alıyorum. Düz yuva komutu. Birinci nokta, ikinci nokta, geldim bıraktım. Bakın yuva komutunda yarıçap otomatik geliyor arkadaşlar. Peki ne kadar? Çapı 10'sa yarıçapım 5 milim, geldim girdim. Devam ediyorum ölçülendirme kısmında. Çap 32 var. Daha sonra bana ne lazım? Bir de 12 milimetre mevcut. Şöyle Constraint komutunu kilitliyorum. Bu noktamdan buraya olan mesafe 12 milim. Çap 32 dediğine göre burası da nedir gençler? 16. Tamam, bu değer 5 olarak kalacak. Başka nerede sıkıntım var? Ona bakayım. Şöyle geri geliyorum. Hemen şurayı bir kontrol etmem lazım. Bakın bunun hala oynadığını görüyorum. Problem ne, ona bakalım.
Şimdi gençler şu dairenin ölçüsünü verdik 12, bir de 32 çap vardı, yarısı 16 girdik. Bir de dikkat ederseniz bakın 40 milim, yani yuvanın iki dairesi arasındaki mesafeyi girmedik. Dolayısıyla şurası beyaz gözüküyor, tam tanımlı olmadı. Şuradaki 40 milim ölçüyü girdim, şimdi tam tanımlı hale getirdik. Bakın şunu yapacağım, şunu bir pencere içerisinde seçip buradan mirror diyorum, geldim şu eksen etrafında. Öbür tarafa da aynalıyorum. Exit Workbench'ten çıktık. Pocket komutu diyorum. Yine up to next dedim. Preview dedim. OK dedim. Geldim. Onayladım. Şöyle bakıyorum. Herhangi bir detayım gözükmüyor. Buradan Shading Fit Material'i açalım gençler. Yine Apply Material kısmından bir tane malzeme atayalım buraya. Şöyle Shape RV'ye giriyorum yine. Şöyle yeşil tonlarında bir malzeme atıyorum. Kapıyorum gençler. Şu düzlemlerimi seçerek sağ klik yapıp Hide Show diyorum. Bir parçanın çizimini de birlikte tamamlamış olduk gençler. Lütfen videolarıma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.